17 Ağustos, 23 Ağustos boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, boğaların aslında sınav ve kariyerle alakalı belirledikleri son, hani son kulvar, artık bunu başarmalıyım ve bu benim en büyük başarım olmalı dediği bir süreç haftasındayız. Yani belki de hazırlandığınız bir sınav ya da çok az bir evre kalmış olabilir. Bunun stresi var. Bence bunu çok rahat bir şekilde atlatacaksınız. Hangi sizin panik yapmanızı gerektiren hiçbir sorun yok. Çok uzun süredir hak ettiğiniz ve hak edilmesi gereken başarıyı elde edeceksiniz. Fakat iş alanınızla alakalı uzun süredir aynı koltuk, aynı masa ve aynı insanlardan o kadar gına gelmiş ki size. Sadece ve sadece farkındalık olsun. Biraz yerim değişsin. Çok fazla bir ihtiyacım yok. Yeriniz değişmesi için Eylül, yani Ağustos'u bitirmeniz lazım. Eylül bu konuda daha verimli ve daha aydınlık olarak gözüküyor. Ama iş problemi ve uzun süredir işiyle alakalı aksilik ve mobbing uygulama sistemi vardır ya, artık insanın canından çıkartır. Lütfen sabırlı olun. Sizi zorlayacaklar, çok zorlayacaklar. Hatta işinizden etmeye çalışacaklar. Özellikle şöyle söyleyeyim, büyük kurumsalda finans, özellikle satış departmanı ya da insan kaynaklarıyla alakalı bir noktada çalışıyorsanız, şu 2 haftaya çok dikkat edin. İşinizde ciddi riskler alabilir, saat ve zamanınızı ihmal etmeyin. Özellikle size de bu konu için demişim ki, evinizde akşam yatmadan önce kendinize bir tuz avucunuzun içine alın. Evinizde bu tuza 3 kulfu bir elham okuyun. Evinizin enerjisini döndürdükten sonra en son yanınızda kim varsa size bir ayetel kürsü, nas felak okusun. Ve bu tuzu yanan ocağın üstüne atın ki üzerinizdeki negatiflik, korku, böyle kaygı enerjiniz geride kalsın. Çünkü sizde durup dururken nefes almada, ev beni basıyor, düzen beni basıyor, insanlar beni anlamıyor ve artık çok yoruldum, bana çıkış noktası bulun dediğimiz bir gerginlik sürecimiz var. Bu da çok uzun süredir maddi olarak dengeleyemediğiniz süreçler sizi o kadar çok yıprattı ki artık tahammülünüzün bu noktasına geldi ve hani insan der ya, ben kusmak istiyorum artık, bu hayat bana göre değil. Aynen o noktadayız. Ama dünyaca bu noktadayız, unutmayın. Siz biraz daha sabır diyeceğim ama neye sabredeceğimizi kimse bilmiyor. Sonumuzun evresindeki enerjinin ne olacağını da kimse bilmiyor. Korkularınız o yüzden ön plan. Sağlık olarak boğaz enfeksiyonlarınız, kulak iltihabınız ve diş eti iltihaplarınızı ihmal etmeyin değerli boğalar. Çünkü bu sizin farkında olmayarak baş ağrılarınıza sebep veriyor. Evli olanlarda aslında bulunduğu eviyle ilgili bir satalım mı satmayalım mı, araba mı alalım, böyle kararsızlıklar var. Bence nakitiniz varsa lütfen hiçbir şey yapmayın. Nakitle idare etmeyi ve az para harcamaya özen gösterin. Biraz standartlarınızı aşağı çekmeniz gerekiyor. İşle ilgili de uzun süredir iş arayışında olan ve ben artık işten umudumu kestim diyen bazı boğalara bir dostunuz ya da çok güzel bir aracı noktasında hayırlı bir iş kapınız olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. İlişkiler konusunda da uzun süredir ağlak nokta yaşıyoruz ve her şey söyledi, kalbim incindi. Onu söyledi, kalbim incindi dediğimiz noktada artık sizin söz söyleme hakkınız var ve kalbinizden ne geçiyorsa söyleyin, içinizdeki bu yanan ateş sönsün diyorum. Sizde de babayla alakalı küçük bir hassasiyet ve sağlık problemi olabilir ve uzun süredir baba evinizle alakalı çözülmesi gereken evrak ya da tapu ya da inşaatlık bir oluşum varsa, bu döngüde bu olayında sevinç haberini yaşayacaksınız. Ufak bir tatil değil de sanki balkonda güneşlenmek ya da aynı yaşadığınız şehrin bir alanında hafta sonu böyle bir güzel bir ilişkinizle, eşinizle, çocuklarınızla geçireceğiniz güzel bir süreç var, değerlendirin. 17 Ağustos depremi unutmayalım. Oradaki her canlı için vaktiniz varsa dua. Çünkü Rabbime hepimiz bir emanetiz. Emanet can, hepimiz oraya gideceğiz. Belki de dua her şeyin ilacı olabilir. Dua etmeyi unutmayın. Yükselen ve Ay burcunuzu, depremzedeler için lütfen. Yükselen ve Ay burcunuzu dinlemeyi de unutmayın. Sevgide, mutlulukta kalın. Rabbim ağzınıza, yüreğinize taş değdirmeyecek kadar güzellikler getirsin değerli boğa burçları.